yediniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Gel Bilal Bey. Nasılsınız? Dünya maşallah. Böyle gidiyor işte. Hoş geldiniz. Böyle tabii ne olacak? Allah'ın emriyle, peygamberin kalbiyle, burada bulunan cemaatin de tanıklığıyla kızımız Damla'yı uğra istiyor. İstemeye geldiniz. İstemeye geldik evet. Biz istiyorum diyor ama siz istemeye geldiniz. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Allah razı olsun. Allah'ın emri her zaman başımızın üstünde yeri vardır. Alın bakalım, danışalım bakalım neler olacak. Hemen birdenbire tamam, başımızla berabersin ama buyurun. Her evden eve, köyden köye bile adetler değişir, olsun, töreler değişir. Evrim bir töresi vardır, bilirsin. Evet. İsmi bağışlı. Mahmut. Mahmut canım. Şimdi bizde kardeşim 20 bin lira başlık parası var. Başlık. 10 tane bilezik var, 20 gramdan aşağı olmamak üzere. Evi dayayıp döşeyeceksin. Dede, evi dayayıp döşeyecek olan evi. Benim gücüm yetiyse kızıma alacağım şeyleri alırım. Gücüm yetmişse, imkanım yoksa ben sadece, bizde adetler böyle kardeşim. Başka bir şey istemiyorum. Bu olayların dışında, sonra yarın 20 bin lira başlık parası. Başlık parası. 10 tane bilezik 20 gramdan aşağı olmayacak. Baba biraz da millete bağışla. He? Biraz da millete bağışla. Millete ne bağıştım? Millete bağışlayacağım ne bağışlayacağım? Şunu terleme bunun işi yok. Adetiniz bu kardeşim. Ben sana... Hele biraz daha iyi pazarlık yapmıyorum ki bu adet söylüyorum sana. Bizde başlık var. Kardeşim canım, çocuğun canı sağ olsun. Ama başlık yok. Ben alayım. Bu iş sen evliye gidip ya ben konuştum. Vekilim, sen de vekilsin. Sen bu töreyi kabul ediyorsun. Ya ne diyeceğim ya? Ama ısrar ediyor, sen yok musun? Hadi 5000 lirasını almayayım, 15'e indireyim. Tamam. Hadi biraz daha gidelim. Ondan sonra... Ne diyeyim o dede, Allah'ını seversen. 5000 lira bıraktım daha, ne diyeyim? Valla şimdi alanımızda halledi, gel şunu sıfıra indirek. Ne sıfırı ya? Amudam, ne diyorsun? Şimdi ona göre konuşak. Şimdi eyvallah, başımın tacı da. Kabul edeceğiz ama yani biraz fazla geldi. Fazla gelen ne? De ki hangisi yani fazla geldi? 15 lira çok oldu. Sen Doğu'dan eş kız aldın mı Doğu'dan? Ne veremiyorlar? 60 bin lira başlık parası değil, 100 tane koyun değil. Yok mu? Vardır var. Ya aslan gibi almışsın. Enişten var. Sen ne korkuyorsun ya? Zorlanıyorsun gibi geliyor. Ulan zorlanıyorsun. Aldık kabul ettik. Yok zorlanıyor. Aldık kabul. Ben verdim mi kalışsın sana? Baba. Demeyeceğim Mahmut ağa. De ki ne dersen başımla beraber. De ki ben anlayayım. Aldık kabul ettik deyince başka şey yok. Yok yok. Senin söylediğin şeyi ben kabul ettim. Vallahi sen. Ama sen terliğin kurban olayım. Niye? Yapma ya. Sen alıp kabul ettiysen
Bu konuştuklarımın hepsi espriydi, tamam mı? İşin şakası. Gerçekte öyle bir şey yok. Bizde bir şey yapalım. Anlıyor musun? Bir işaret geliyor bu. Hak sahiplerini çağırır. Dur daha otur sen Hasan, daha o saat var. Her ne kadar böyle şaka espri yapsak da işin gerçeğine dönelim. Bizde ne başlık var, ne eyle dediklerimiz var. Her şey o iki kişiye bağlıdır. Biz o iki kişi ne buyursa, tamam mı, kirlerse cemaatin huzurunda. Yönetimle birbirimizi alveri yaparız. Efendime doğamızı alırız. Ondan sonra yüzüklerimizi takarız. Öyle başlık bağırsın. O bizde öyle bir şey yok. Bir de adı ne adı yok. Şey İki başına. Bu konuştuklarımın içinde gerçek olan bir tek şey vardır. Bir ana süt hakkı vardır. Bir de beş bileziği vardır. Başka bir şey yok. Allah meşgul etsin. Sıra geldi size. Kızım, sen kendi arzun isteğinle, anne baban ne çevren baskısı olmadan efendi eş olarak kabul edeyim misin? Bir yastıkta koyacağınıza, bir ömür boyu burada yaşayacağınıza karar verebilir misin? Kendi isteğini düzenle, kendi kendinize karar verin, baskı altına kalmadın. Okey değil misin sen bu adamla evlenmeyi? Evet. Evet. Evet, sevgili damat bey, sen ne diyorsun efendim? Kızınızı geçindirmeye, yaşatmaya, bir mutlu etmeye, bir ömür boyu bir yastıkta kocamaya, gözün keseyim mi, aklın keseyim mi, kızımızı beğenerek ve isteyerek mi alın? Tabii ki, kabul ediyorum. Kabul ediyor musun? Evet diyeceğiz. Evet diyeceğiz. Bir çeşit bir büyükler için. Büyükler için. Şimdi bunu, evet. Bunu heyecanla vereceğiz. Mutluluklar dileyeceğiz. Hasan Bey sen ki o şey ise cevabı sevebilirsin. Cecik, cecik, cecik. Cecik. Hasan. Doğuya dur. Kuvasına. Evet, Allah. 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 Allah Allah, durduğun yerden, yürüdüğün yoldan, çavurduğun yerden, birden şahadet ederim. Müslüman Fat, Allah'ın nasıl ala seyyidine Muhammed Mustafa Kucaman'a verir misin? Bismillahirrahmanirrahim, illa fete illa lillahi seyyid. Uğur. Damlayı uğra. Ala aladın mı sen? Ala ala, ala ala verdin. Aldım diyor. Ala aldım. Allah'ın emri, Cemal'ın kızı. Damlayı. Damlayı. Ala ala aldın mı? Ala ala aldım. Ala ala aldın mı? Ala ala aldım. Ala ala aldın mı? Ala ala aldım. Allah'ın amli peygamber. Damlayı. Cemal'ın oğlu Uğur'a verebildi mi? Verdim. Verebildi mi? Verdim. Verebildi mi? Verdim. Cemal'ın oğlu Uğur'a verebildi mi? Verdim. Verebildi mi? Verdim. Allah'ın Cemal'ın oğlu Uğur'a verebildi mi? Verdim. Verebildi mi? Verdim. Verebildi mi? Verdim. Allah hayırlı olsun. Onunla yaz edin görüşün. Birbirinizle görüşün. Dede, senin demeyine sağlık sağ olasın. Dede, senin demeyine. Ah, durdunuz arda. Hayırlı uğurlu kadar bir dönü döştürsün. Günahın uğruna kıza nasıl bilsin gençler, ha? Allah Allah. Şöyle bir cemaatı dolaşacaksın, yaz edin. Allah Allah. Hayır. Hadi Allah'a emanet olun. Tamam, sorun yok o zaman. Onu komoruyor. Yani... Dedem makas kesmese ben. Peşin, peşin. Peşin çap. Kesiyor mu? Kes, kes. Kesmiş, oraya koymuş ya. Kesme zorunda. Kesme zorunda. Daha ne diyeyim? Hayırlı olsun. Ön tarafı dolanın, tamam. Eyvallah. Görüşsün de bir benimle, kaldırın. Kaldırın. Hasan, kendime elini vurma, bir dakika elini vurma. Kalmışsın, kalmışsın. Yok, yapma bu şaka diyor, gerçek. Hasan, bizim arabı bizi mi çekiyor? Çok mutluyum. Abi ya Allah.